Merhaba arkadaşlar. Dün gece sabaha karşı 0.59.1 sürümü çıktı gördüğünüz gibi sağ alt köşede. Bütün bu içinde olan biten değişmenin önemlisi Evolution itemların yani evrim itemlerinin haftanın 7. Pokestop'unu çevirdiğiniz zaman artık düşüyor olması. En azından nereden düşüyor, nasıl düşüyor falan filan diye bir sürü scan oluyordu. Artık kimse scanmayacak. Haftanın 7. Pokestop'unu çevirdiğiniz zaman bir item düşüyor olacak. Zaten son haftalarda galiba kimseye düşmüyordu. Orada da bir salaklık vardı ama neyse. Yeni sürümde şimdi data mining'ini yapmışlar dün sabaha karşı tabii. Ona girmeden önce ben şöyle gördüğüm şeyleri göstereceğim size. Gördüğünüz gibi bu ekran değişmiş. Artık buradan collect'e gidemiyorsunuz. Body, Journal ve Style için böyle ikonlar eklemişler. Bunların içerisinde herhangi bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi buranın Style'a. Kendime gözlük taktım en sonunda. Paraya kıydım. Collect'i sadece shop'tan yapabiliyorsunuz. Hastayım ben yine 2 gündür gıda zehirlenmesi yaşadım bu sefer de. Nazar mı değdiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Collect'im biraz düşmüş vaziyette. Jimlere sefer yapamıyorum çok evden çıkamadığım için. Gördüğünüz gibi sadece buradan collect yapabiliyorsunuz artık. Bunun dışında market üzerinde herhangi bir değişiklik yok. Şöyle bu ekrana da gittiğimiz zaman buralarda da bir değişiklik olmadığını göreceksiniz zaten. Esas yazılımsal olarak ne gömdükleri önemli içine. Zaten kendi söyledikleri şeyler de hatırlarsınız ki sadece minor text fixes her zamanki gibi küçük text düzeltmeleri ve 7. gündeki Pokestop çevirmesinden düşen Evolution item'dı. Biri Jim'e Stilix koymuş. Level 35. 1973 Günay. Stilix'in kafası mafası gözükmüyor zaten Jim'de. Bakalım o kadar etkili mi aynı zamanda savunmada da. Zebellah gibi yine kafası yok. Yani Stilix normalde animesinde Gyarados'tan büyük mü ya? Baksana benimkini yutacak gibi. Zaten hayvan gibi de defansı yüksek olduğu için gördüğünüz gibi çok fazla yıpranmıyor kendisi. 2000 CP küsur CP olmasına rağmen 2400'lük bir Gyarados'u zorluyor. Damage bazında. Benimkinde Bite'la Dragon Pulse'ı var. Aynı anda denk gelme kaç. Aferin. Belki hani daha ileri level bir Stilix. CP'si 2400'e kadar çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. İndirmesi alt level'lar için bayağı zor olabilir. Bende de gerçi Metal Coat ve Onyx var ama daha Stilix yapmadım. Emir bekliyoruz şeyden işte. Reis dedi ya kendi biriktirin diye. Bekliyoruz. Data mining'ine gidecek olursak eğer Pokemon Go Hub'da Shiny Poke yani parlak Pokemon'ların kapısını çalıyor demişler. Şimdi şöyle buraları geçelim. Özetleri var özetlerini geçeceğim. Direkt içerisine gireceğiz. Diyorlar ki yeni batchler yani yeni rozetler çıkıyor. Bunlar cinsiyetlerle ve parlak shiny Pokemon'larla ilgili şeyler. Şöyle geçelim. Burada bir görüntü var ama bakayım gösterecek mi? Şöyle diyelim. Imgura koymuşlar ama bizde herhalde blokeli yine. Yapacak bir şey yok. Neyse şöyle diyelim. Shiny Pokemon kodları şu anda tamamlandı. Yani zaten söylüyorduk bunu APK'nın içerisinde gömülü Shiny kodları var diye. Ama şu anda hazır deniliyor. Bir hafta içerisinde falan filan sessizce çıkarsa şaşırmayın denilmiş. Kodların son halleri böyle regular button root, shiny button root, show capture image, show shiny capture image diye işte içine koydukları kodları yazmışlar. Yani deneme ile ilgili birkaç bir şey daha belirtiyor. Burada çok teknik şeyler olduğu için kafamızı kurcalamasını gereken şeyler değil. Release date yani piyasaya çıkacağı, oyuna geleceği tarih henüz bilinmiyor ama şu anda her şey hazır deniyor. Redeemable kodlar geliyor diyor. Yani bilmiyorum Sony, PlayStation, Xbox falan oynayanlarınız varsa orada redeemable kodlar vardır. Türkçesi nasıl çevriliyor inanın ki bilmiyorum. Pass kod diyebilirsiniz. Yani bazı kodlarla işte atıyorum nasıl anlatayım? Mesela 1500 coin kazandınız. Bunun pes kodu geliyor size. Pes kod üzerinden onu alıyorsunuz gibi bir durum var. Nasıl bileyim bilemedim. Yani bu güvenliği arttırmaya yarayan bir şey. İşte şeyde görüyorsunuzdur gittiğiniz zaman. İşte çeşitli mağazalarda mesela 20 liralık, 30 liralık, 40 liralık kaç paralıksa bilmiyorum da Google Play Store'un kartları satılıyor. Onun gibi bir şey bu da. Special item yani özel itemleri almada kullanılacak diye tahmin ediyoruz demişler. İşte kodlarda bu şekilde N2 passcode redeem passcode falan filan geçelim. Passcode in the store. Yine muhtemelen store'dan satın alınacak.
Trowgrade diye bir değişiklikten bahsediliyor. Ne olduğunu onlar da bilmiyorlar. Pokemon yakalamayı etkileyecek diye düşünüyorlar. Festivaller ve eventler birbirine ayrılacak. Hatırlarsınız Şapkalı Pikachu'lar event değildi aslında. Şapkalı Pikachu festivaliydi. Diğerleri eventti. Bununla ilgili iki kod eklemişler. Festival Type Vector ve Halloween Holiday diye. Dolayısıyla bunlar birbirine ayrılacak deniliyor. Sonuç olarak da söyledikleri şey artık parlak Pokemon'ların falan filan gelmesi için ve yeni user interface, kullanıcı interface'inin arayüzünün gelmesi için sadece Niantic'in bir düğmeye basması yeterli diyorlar. Bu kadar. Yani data mining'den çıkan şeyler bu kadar.